Herkese merhaba. Omni Faktöriye hoş geldiniz. Evet, gene kayıt dışı bir şeyler yaptım arkadaşlar. Geçen bölüm biliyorsunuz Emi'ye biraz çeki düzen vermiştik, biraz geliştirmiştik. Onu artık böyle tam anlamıyla kullanılabilir hale getirdim. Crate'leri kaldırdım. Buradaki içindeki bütün malzemeleri de disklere doldurdum. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı malzememiz varmış. İki tane daha disk yaptım. Ee, bu dolu, bu dolu, bu yarım dolu sayılır, biraz fazlası. Bu üçü de boşlar ziyette şu an arkadaşlar, ama bunları da dolduracağız. Ee, i̇yi ki bir klık disklerle uğraşmamışız. Bunlar bile e, biraz sıkıntı olacak, olacak gibi duruyor. Ee, sisteme atmadığım şeyler burada duruyor. Gördüğünüz gibi bunlar tip olarak şey yapmasın, yer kaplamasın disklerde diye. Onları buraya aldım biraz geçen bölüm söylemeyi unutmuşum aslında şu buradaki enerji şeylerinden bahsetmiştim ben size steam dynamoların fazlalaştığından ve e, buradaki toplam enerji üretimimiz arkadaşlar 2.5K'ya yükseldi şu an 2500 areflik bir enerji üretiyoruz ve buradaki bizim energize etmeliydi energetic alloy, energetic alloy kablolar 2K kadar taşıyordu biliyorsunuz o yüzden bu kabloları, o kabloları terk etmek zorunda kaldım. Çünkü 2 kanun üzerinde üretim yapıyoruz ve Vibrant Alloy Conduit'lere geçtim. Ve sistemimizi tamamen bütün enerji ihtiyacını bu şekilde karşılamaya başladım. Kablo olarak, enerji olarak. Yaklaşık 25 kW bir enerji ürettiğimiz için şu iki furnace duruyor şu an arkadaşlar. Bayağı malzeme hazırladım gördüğünüz gibi. Bu sterling ingotlar da argumentlerde kullanılıyor biliyorsunuz geçenlerde göstermiştim size şu bu argumentte kullanılıyor çok yavaş oluyor diye bunlardan da biraz hazırladım İki fırın birden çalıştırdım burada bayağı var burada da bayağı var aşağıdaki şeylerimizi jeneratörlerimizi dinamolarımızı upgrade ederim muhtemelen bir sonraki bölüme onlar da upgrade edilmiş veya argumentleri hazırlanmış olarak gelirim arkadaşlar ama 2.5K enerji ürettiğimiz ve oradaki fırınlar çalışmadığı için ben buradaki arkadaşı e, Enderman Data Model'de 2K enerji çeken Enderman Data Model'de biraz çalıştırdım ki 259 tane simülasyon yapmış Advanced seviyeye yükselmiş ve bize 20 tane Enderman meter ve bolca da ekstra meter toplamış. E, yavaş yavaş bunları çalıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar tamamen enerji ile alakalı bir şey enerjimiz çoğaldıkça Onlarda onları da aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz Biraz silver kazdım Sersius e, cross daha önce kazmıştım Yalnız silver arkadaşlar leadlerin arasında duruyor leadlerin arasında varlar yani tek başına böyle bir Silver e, damarı bulamadım nedense Ya yok Bilemiyorum ya da e, silver'ın tek bulun, bulunma şekli o şekilde. Burada alüminyum falan çıkıyor biraz daha. Ha şundan da bahsedeyim biraz arkadaşlar. Bu burada bayağıdır duruyor. E, Peach balance denen bir şey var. Bu. Uranite'larla birlikte bulunuyor. Ben bunların resipisine baktığım zaman 5 tanesinden 3 tane Uranite çıktığını görünce sevinmiştim. Ve bunları hazırladım ki bunlar kendi orlarından geliyor gördüğünüz gibi. Fakat bu arkadaş şöyle tekrar göstereyim. Mersem 60EU istiyormuş. Yani medium seviye bir elektrolizer istiyormuş. Ve gördüğünüz gibi burada çalışmıyorlar. Duruyorlar. Medium seviyede bir electrolyzer yaptığımız zaman onları da kullanacağız. E, şuralarını göstereyim biraz arkadaşlar. Enerji kablomuz öbür taraftan geliyor. Şuradan geliyor. E, burada acceptor enerji acceptorımız var. Yukarı sisteme bağlanıyor. Ve... 4 tane de Advanced Inscriber yaptım her tip işlemci için bir tane yaptım öyle diyebilirim Gerçi 4 tip var da e, Hatta 3 tip işlemci var bir tanesinde silikon yapıyoruz şu silikon Bunda da en son hepsini bir araya getirdiğimiz parça arkadaşlar 5 tane yaptım bunları biraz rahatlarız böyle sürekli Kalıp değiştirmek zorunda kalmayacağız En sonunda yani ilerledikçe onları sisteme de bağlayacağız Biraz maliyetli Evet ama bize zaman kazandıracaktır kesinlikle Öyle tak çıkart tak çıkart yapmayalım ee, Buradaki malzeme sayısı Çok olanları Driverlarda bıraktım arkadaşlar ve Geçen bölüm yaptığımız emis Torch Bası da buraya bağladım Yani sistemimiz gördüğünüz gibi 11.000 tane Veya 3.000 tane veya 2.000 tane 2.000 tane şeklinde buradakileri Görüyor çalışıyor Çok fazla maden olanlardan 1700 tane redstone'umuz varmış mesela Onlar için de driver koydum kendi içine atmadım Ama biraz daha geliştirmek istiyorum bunu hatta onu da beraber yapalım istiyorum arkadaşlar çünkü bizim buradaki Artık şuradaki crafterları Work çok fazla kullanmayacağız gibime geliyor Yani Gene kullanırız ama her şeyimizi artık burada craft edebileceğiz gibime geliyor Bu da şu demek oluyor Bizim buradaki plakalara wirelara şunlara bunlara Direkt crafter sisteminde, emi sisteminde ihtiyacımız var demek oluyor. Oradan git al tekrar bu tarafa craft yapma olaylarını biraz aşalım istiyorum. Ama e, şöyle de olsun. Yani oradaki e, şuradaki malzemeler oluştuğu zaman buradakiler oluştuğu zaman gidip gene buradan almayalım. Otomatik olarak bizim emi sistemimizin içine gelsin diye istiyorum. Şu da kırıldı. Bunların hepsi kırılacak mı? Şöyle mi kırmam lazım? şöyle kırılsam. ha, iyi kırılmıyorlar o zaman gel seni de asayım bakayım şöyle onunla ilgili biraz birlikte çalışalım istiyorum bir şeyler yapalım şöyle şöyle şuralarını biraz açıyorum arkadaşlar buralara kablo döşeceğiz çünkü ve ekskavatörüm gel sen de iki blok alayım rahat rahat çalışalım sen de gel sen de gel ee, bir tane şey yapmamız lazım baştan. Import bas yapmamız lazım. Şöyle bakıyorum ona. Eksiğimiz ne var? Bir tane piston muydu bunlar? Pistonlar var. İşte bu craftlar için artık buralara çok fazla gidelim istemiyorum arkadaşlar. Motor eksik sanırım. Motorumuz yaptık ve pistonumuzu da yaptık. Ya gerçi de kolay ya. İçinde sadece onun şey var. Hani eğer deposu büyük olsaymış Bayağı kullanırmışık biz onu arkadaşlar ama deposu da çok küçük. Herhalde hele bir de 2-3 tane şey yapınca 2-3 tane farklı craft tanımlayınca içine malzeme koymak sıkıntı oluyor. Ee, şunu şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hmm, buraya bunu koyarız, oradan da onu veririz. Şu şöyle dursun arkadaşlar. Cable'ımız var mı bizim? Veya bunu takarsak direkt bağlanacak mı? Bağlanmıyor. Bir tane de cable'a ihtiyacımız var. Cable o bunlardan ha biraz hmm, yaptırsam iyi olurmuş ama bilemiyorum artık bu çeste gelen her şey otomatik olarak bizim emi sistemimize bağlanacak her şey gelen her şey dediğimde buradaki zabazingoları getireceğiz şöyle çantamda benim item conduit olması lazım diyecektim ah yokmuş Aa, buraya mı attım acaba Conduit, ya o 22 tane varmış, yetecek mi? Hiç bilmiyorum arkadaşlar, bakarız bakalım. Buradaki sisteme bağlanmasın ama, gel gel, sadece enerjisi bağlansın, bu bağlanmasın tamam. Böyle 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 gelelim. Şuradan şuradan şu hattı izleyelim ya, enerjiyle birlikte çalışsınlar. Hop hop, hop 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 yetmedi. Ee, pull setting iron gerekiyordu. Onun için pull setting iron wire gerekiyordu varmış Allah'tan. Biraz böyle stokta. Hop. Onun için bir daha bakıyorum. Conduit içeride binder olması lazım bayağı yaptırmıştım bir ara. Dört tane. 64 tane yap sen de ya bayağı kullanacağız şöyle lazım olursa artık oradan arayacağız ha, Şey yok mu acaba ya Vardır da Wireless crafting terminal ee, Bunu yapabiliyoruz Bunu yapabiliyoruz Bunu yapabiliriz Bu da yapabiliyoruz Bunu Titanium e, emitter oo Ekstrem voltaj. E, ee, yemedi. Ee, normal crafts olmayan aynı şekilde. Oo. Terminal olayları biraz sıkıntı arkadaşlar. Uzun bir süre wireless bağlanamayacağız gibi gözüküyor. Ee, şuraya bir tane crate bulayım. Crate'leri sök sökün, söktüğüm için içeride bayağı crate oldu arkadaşlar. Şöyle gel. Ve onları şey yapalım ya sandıklardan çıkan prop'lar vardı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki bunları kullanmayı ama e, hem de göstermiş olayım. Conduit prop burada. Bunun resipisi basit olsa gerek diye hatırlıyorum. Iron, electrical steel. Evet çok fazla sıkıntı değil. Yapılabilirmiş. Sandıklardan çıksa da çıkmasa da yapılabilirmiş. Şu da şöyle dursun. Bunu gerektikçe uzatacağız ama. Bu prop ne işe yarıyor? Mesela ben şimdi burada extract always aktif yaptım arkadaşlar. Bu sandığın içindeki her şey o tarafa gitsin diye. Ama bunu hepsini böyle tek 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 yapmak istemiyorsak bu copy paste yapmanızı sağlayan bir arkadaş. Shift sağ tıklıyorum. Olmadı. In right click shift Tamam. Şöyle Ha dur. Evet, şuradan Shift'e basıp mouse'un topunu hareket ettirdim arkadaşlar. Copy paste ayarına geçti. Sarı oldu zaten gördüğünüz gibi. E copy conduit settings diyor. Shift sağ klik yaptım. Bunun ayarlarını kopyaladım ve sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik paste yapıyorum. Hepsine yapıştır diyorum. Artık hepsi e, Extract Always Active ayarını hop nereye çıktım ben? Ha, Conduit'in üstüne çıkmışım. Bu, bu buna da bir tane lazım. Hop. Sen de şöyle buna da yapıştıralım. Şimdi artık baktığınız zaman hepsi Always Active gördüğünüz gibi. Bütün ayarları bu şekilde yapıştırmış olduk. Hmm. Şuraya bağlanmana gerek yok kardeşim. Kafa karıştırma. Buradaki bütün itemler gelecekler arkadaşlar. Bizim branch'imiz nerede? Şuradaki hop. Ee, buraya insert olacaklar. Hatta gelmeye başlamışlar diyecektim ki geldiler. Ve importer'ımız da burada olduğu için mesela neler geliyor? Hmm, şu şu an boşalıyor. Call dust'lar boşalıyor şu an arkadaşlar. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi hepsi de sisteme giriyor. Yani biz burada malzeme lazım oldukça makineleri atacağız ve gene geri döneceğiz crafterımıza terminalimizin başına. Oradan malzemeler hazır olunca otomatik olarak sistemimize geri gelecek. Öyle bir şeyler yapmak istedim. E, floor toprak da var şurasını bir kapatalım ama. Şöyle. Şu Tamam mı? Bir kat toprak kazmıştık galiba değil mi? Burasını taş kazmıştık. Şurasını da kapatayım arkadaşlar. Makine ekledikçe bunu uzatacağız ama arkadaşlar. Yani buraları daha kıracağız bayağı gibime geliyor. Bakacağız bakalım ama çok sıkıntı değil. Ha burası yok. Burası da taştı. Hop hop. Şöyle ve artık burasını da kapatabiliriz değil mi? Kapatalım şöyle gitsin. Gel bakalım. Bunu da her seferinde tekrar normal almanız gerekiyor arkadaşlar yoksa böyle sağ tıkladığınız zaman falan garip garip şeyler yapmaya başlıyor. Evet, boşalmaya başladı mı? Boşalıyorlar. Gördüğünüz gibi zamanla bize gelecektir. Ve buradaki 3 tane az önce 3 tane boş dediğim de diskte de bunların hepsini almaya yetecektir diye düşünüyorum. Evet, eee bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar kitaba devam etmeden önce. Şöyle şuna baktım ben. E, vector plane'ler biliyorsunuz bizim e, mob farm'larda e, mobları hareket ettirmek için kullandığımız şeylerden bir tanesi buydu. E, ve var. Yani crafter'ını bırak şey kapatmamışlar bunu. Kullanabiliriz ama bayağı pahalı hale getirmişler. Şunlardan biraz yapmak istiyorum. Eee Infinity bir metal gir lazım yalnız bizde. Biraz olması lazım herhalde. Evet birazcık var. Dört tane bunlardan alıyorum. E, şuralarda bir yerde slime ball görmüştüm ben galiba. Evet dört tane slime ball arıyor, alıyorum. Bu da tamam. 12 tane kadar conveyor yapabilecek miyiz? Conveyorları şurada mı yaptık? Evet. 1, 2, 3, 4 ve patates. Ne bitti? Tin cable var. Ha motor o bunlar da motorlardan oluşuyordu. O bayağı pahalıymış ya. O bayağı pahalıymış arkadaşlar. Bir tane yapayım ben kayıt dışı. Ondan sonra olmazsa onlarla uğraşırım ben. Vector plates. Hop buraya yazamıyoruz tabi artık. Vector plate. Şu bu ve bu. Bunları da atayım ben içeri. Motor yaptıkça kullanırım. Bunlar bildiğiniz gibi şöyle hop Malzemeleri ve mobları sürükleyen bir arkadaş Ve Bu şu anlama geliyor Mob farmımızı biraz daha güzel yapabiliriz mob farmı yapma işlerine biraz girişebiliriz Ben dediğim gibi kayıt dışı bunlarla uğraşırım o yüzden Şimdilik içeri atıyorum sadece size göstermek istedim ne yapmak istediğimi Sen git sen git sen de git ya, op, Conduit propa yer kalmadı ya iki, iki satırda burası doluydu. Üç satıra çıkarttık, hala dolu. Anlamadım ben bu işi. E, şunu hiç kullanmıyoruz ya. Hiç makineleri durdurduğumuz falan yok. Şöyle dursun bakalım bu içeride. Evet, e, kitaba bakalım arkadaşlar biraz. Öncelikle buradaki kredileri falan kırdığım zaman bir sürü malzeme aldım tabii üzerime. E, ve bunlar da açıldı gördüğünüz gibi. Solarium, Dark Steel, Bullsetting Iron, Zinc kobalt, nikel, silver ve alüminyum. Bunların hepsini alıyorum arkadaşlar ve bayağı bize Omni nikel verdi. Ondan sonra şuradan bir şey göstereyim. Yok buradan değil. Şuradan. Az önce gösterdiğim kabloları vibrant'a çevirdiğim için burada görevi varmış bunun. Bunun görevini de halletmiş oldum. Bunu da açılmış oldu. Ve Hadi burasını açmışken Aa Bu niye çekli duruyor ki hep ya Hiç almamış mıyım acaba Onu son zamanlarda o yüzden mi Bilemiyorum Şu da şöyle dursun bakalım Tamamdır kitabı hallettik ee, Şimdi ben kitaba biraz Baktım arkadaşlar Baktım ve Yine baktım sonra Yine baktım ee, Ne demek istiyorum Size şöyle göstereyim Biliyorsunuz biz giriştik bu işe şu taraflara doğru. Crafting unit falan istiyor diye. Ben hani bu bölümde şuradan ilerleriz diye düşünüyordum. Crafting unitler falan yaparız diye. Çünkü crafting unitler yapımı çok zor değil. Gördüğünüz gibi. craft Bunlar da yapılabilir durumda şu an. Sevindim. Auto craft yolunda gidiyoruz diye. Ama şurada arkadaş bir şey demiş. Bizde dalga geçer gibi. Demiş ki. Sonunda autocraft demiş. İyi çok güzel sonunda ulaşabileceğiz. You need pattern to I juice gibi bir şey. Yani diyor ki sanırım senin paterne ihtiyacın olacak diyor burada. Ve şöyle ben de geldim bir paternin craftına bakayım dedim. Evet adam doğru söylemiş sonuçta bizim bir paterne ihtiyacımız olacak. Ve şunlarla karşılaştım arkadaşlar. Fine silver wire buradaki en masum şey burada üçüncü seviye devre istiyor arkadaşlar biz daha ikinci seviye devreyi zar zor yapabiliyoruz crafter da yapıyoruz bir de ve üçüncü seviye devreler crafter da yapılmıyor üçüncü seviye devrelerin şurada altta yazıyor bakın arkadaşlar this is the first tier diyor birinci seviye üçlü devre gibi bir şey. Tam nasıl çevrilir bilmiyorum bu. Yani üçüncü aşamadaki devrelerin birincisi daha. En basit olanı. Öyle diyeyim. Bunun resipisine baktığınız zaman... Assembler'da yapılıyor bu arkadaş. Tinle birleştiriliyor. E, dört tane ikinci seviye devre istiyor. Daha önce hiç yapmadığımız kapasitör gibi bir şeyler istiyor. Integrated circuit istiyor. Ki integrated circuit için integrated circuit wafer istiyor. Wafer için precision laser engraver gibi makineler istiyor ki bunlar medium voltaj. Wafer'lar için cutting saw'lar istiyor. E, monocrystalline silicon bowl istiyor. Bunlar da blast furnace'larda oluşuyor. Yani e, zor. Kapasitöre bakıyorsunuz. Kapasitör gene basit sayılır. E, tin alloy foil istiyor sadece. Zor değil. Pek şey değil. Ama şu bizi baya uğraştıracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi daha biz ikinci devre, ikinci seviye devreyi bile e, zor yapıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de yanında poli ileten, elitten, poli ileten, etilen, etilen, poli etilen. Evet, poli etilen sheet denen bir şey istiyor. Bunun resipisine baktığınız zaman e, bu da bunun sıvısından oluşuyormuş arkadaşlar. Sıvısını elde etmek istediğiniz zaman chemical reaktöre girmeniz gerekiyor. E, suyla veya havayla Etileni birleştirmeniz gerekiyor. Etilen nasıl yapılıyor diye baktığınız zaman Sülfürik asit ve etanolden yapılıyor. E, etanol nasıl yapılıyor böyle gidiyor içeri. Sülfürik asit nasıl yapılıyor böyle gidiyor içeri. Ve en sonunda birleştire birleştire onları şu poli sheet'i yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve blank paterne ulaşabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Böyle baktım 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 baktım. Yani baya yolumuz var arkadaşlar blank pattern yapmak için ve o yüzden ben buraya girişmiyorum. Yani blank pattern olmadan moleküler assembler ve crafting unit yapmanın hiçbir anlamı yok. Şu terminaller falan filan çünkü paterni olmadıktan sonra hiçbirini çalıştıramazsınız. Ama az önce gösterdiğim e, resiplerde kapasitör vardı gördüğünüz gibi. Sanırım buradan ilerlersek kapasitör, mapasitör, şu da silikon baul e, herhalde Şuradaki paterni yapacak teknolojilere yavaş yavaş ulaşırız diye düşünüyorum. O yüzden kapasitörle başlayalım arkadaşlar kitaba. E, şöyle e, Tin alloy foil bunu cluster meal'de tin, a, tin alloy mu? Tin zannettim ben bunu ya. Tin alloy ne ya? Tin alloy dust. Tin alloy ingot. Aha, iron ve tinin dustlarını mı birleştireceğiz? Bu ne? Peki o ayrı değil. Iron ve tin dustları. Ah, güzel. Başladık bakalım arkadaşlar. Iron dust 30 tane alayım şöyle e, ee, B tin hiç yoktu haliyle yoktur. Şöyle 30 tane de tin ee, ingot alayım arkadaşlar. Bu iron dustlar da şeylerden geliyor. Furnace'ları falan. Furnace'ları değil. Anvil'ları şunları bunları. Ben pulverizer'dan geçirdiğim için geliyor. Ha, biraz şey yapmaya başladım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi söylediğim gibi 259 tane Malzeme harcadı neydi o poli 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 etilende kaldı bak aklım Neydi onlar be ee, he, Pulsating polimer clay ee, Bunlardan kullandım haliyle bitti şu elimizdeki son oranaytları da Şunlar bir daha Demiş şey olacaktı bir daha pişecekti pulsating olması için Evet bir pulsating lazım Son oranaytları da bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar ee, ona devam edeceğiz daha. O yüzden biraz daha malzeme gelsin. 30 tane tin dust ve mikser mi? Mikser burada. Şu ikisini karıştır bakalım bize. Tin alloy diye bir şey yapıyormuş. Burada yapıyor. Ha, bunlar alüminyum zabazingoları arkadaşlar. Şöyle. Ee, orada kalmadı. Değil mi? Orası 2K enerji çekmediği için şu fırınlardan bir tanesini çalıştırabilirim tekrar. Ve artık bu bunların da sisteme gidiyor olması diyecek, lazım diyecektim. Bunlar gidiyor. Bunlar niye gitmiyor? Bakayım. Tin, tin alloy dust. Temin var mıydı bunlar acaba? Yoksa şimdi yavaş yavaş mı geliyor? Çünkü içerileri doluydu ya arkadaşlar. O yüzden onların boşaltması daha bitmemiş olabilir. Hatta şuradan bakabiliyor muyuz? Ah, evet daha içlerinin boşalması bitmemiş arkadaşlar. bayağı malzeme geliyor. Ah, şuna acaba speed. Acceleration kart yapmak çok mu pahalı? Acceleration kart. Yok ama bu advanced değil mi? Basic yapmıştık biz. Bu ne? Fine Aluminium. Ee, biraz yapabiliriz gibime geliyor ya. Calculation processor. E ee, calculation processor var elimizde. Güzel. O zaman tut 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 alüminyum daha önce hiç yapmamışız ya. Hiç bu şekilde istememiş daha doğrusu bizden. Ee, gel bakalım sen bir tane. Birkaç tane. Şöyle. Ol. Sen de gel. Daha bunlar falan da boşalmamış ya. Sen de şöyle wire'lara dönüş, fine wire'lara dönüş. 3 tane istiyordu değil mi? Bunlar 4 tane çıkıyor. iyi Bir kere de halledeceğiz. Gel. Sen de gel. Tamamdır. Ee, yap o zaman hepsini. Madem alüminyum wire da istemeye başladın. Daha önce hiç istememişti arkadaşlar. O advanced card şu ee, şu yapabiliyor muyuz? Tabii daha Electrical Steel sheetlerimiz gelmemiş anlaşılan burada Hop Gel Gel İki tane ya eskiden iki tane veriyordun sen ya niye artık bir tane veriyorsun ki ee, Bir tane daha yapacağım ya sana inat bir tane daha yapacağım Gel bir daha Şu 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 Tamam şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bunu da bildiğimiz flux ile birleştirdiğimiz zaman şöyle birinci kart böyle de ikinci kart ee, biraz daha iyi olacaktır. Şu ve şunu şuraya takıyorum. Ve evet gördüğünüz gibi artık daha hızlı boşalıyorlar. İyi yani şuradaki kondüklere speed takmaya gerek var mı diye düşündüm ama şimdi de gerek yok ki o speedlerden de yaptırdım bari arkadaşlar bizim sugarcane farmında hızlansınlar biraz diye ee, bakalım gelmeye başladılar mı tin alloylarımız tin alloy 60 tane gelmiş ee, tamamdır ee, bunları ingota mı çevireceğiz ingota da çevriliyor dur bakayım Ha, Aa, sadece bunlar platelerden mi oluyor? Ee, pop, pop, Evet ingotlar da plate'e dönüşüyor arkadaşlar. O zaman şunları bizim için bir ingot yapıver arkadaşım. Pulsating dustlar gel sen şöyle. Ee, alloy smelter. Aa, burası karışmış. Ee, karışmış. Şunlar şöyle red alloy ingotlar yapıyordu ama yapamamış kalmış. Ee, bize biraz diamond lazım. Ee, diamondımız neyse ki biraz var. Şöyle ikisi tek kadar harcayayım. Çok fazla harcamayacağım. Gelsen ve sen de gel. Tamam. Bunlar bu şekilde yapmaya başladı. Ee, bu buraya geçmeyecek ama değil mi şimdi? Niye bitmediniz ki siz ya? Ben ne güzel sizi doğru düzgün sırasıyla koymuştum. Ap, ap, ap. Neyse yapacak bir şey yok. Onlar bitsin arkadaşlar. Ondan sonra ben devam ederim onlara. Pişti mi ingotlarımız? tane. Niye 45? Ha, daha pişiyormuş. Ve bunları da plaka haline getirmemiz gerekiyor. Hepsini getirsek mi acaba? Hepsini getirmeyelim ya şimdilik. Bunlar ikişer ikişer mi veriyordu? Hayır birer birer veriyordu değil mi? Hımm. Neyse şimdilik yarısını yapalım. Tin alloy plate'ler gel bakalım. Birkaç tane daha olsun arkadaşlar. Dört tane ile devam edelim. Bunları folyoya mı çevirecektik? Şu. Bu. Cluster meal. Cluster meal kullanmamız gerekiyor. Hop 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 hop. Hop hop. Cluster meal'imiz var bizim ya. Heh, bu. Şimdi bunu görmeyip zaten şurada electrolyzer görmeyip bir tane daha electrolyzer yaptım diye bir dünya laf söylediniz bana. Bunu da görmeyip yaparsam ikincisini Allah artık. o bilemiyorum. Ve folyolarımız da gelmeye başladı. Şu kapasitörü bir atayım arkadaşlar. Craft bitiyor ondan sonra buraya atmak aklıma geliyor benim de. Neyse. Fine silver wire. Bunlardan yaptığımızı hatırlamıyorum silver wire'lardan yapmamışız hiç. Ama belki şurada yok ki. Artık yok. Geç şöyle. Şöyle şu sistemi yapmakla kötü mü yaptım diye düşünmeye başladım açıkçası şimdi. Bu sefer çıkan her şeyi o taraftan gidip tekrar buraya koymak zorunda kalıyoruz bak. Ama craftlarda falan da bu sefer buraya gelmek zorunda kalacağız. Hmm. Bilemiyorum ya. Alışırız belki. Alışırız. Zaten bunlar arkadaşların hepsi geçici. Yani otomasyona geldiği zaman otomasyon yapmaya başlayınca zaten hepsi e, ayağımıza gelecek. Öyle diyeyim. Ama şimdilik böyle. Şöyle craft'tan gideyim tekrar. Hop şöyle yapıyorum. Artık dört tane yapabilir haldeyiz. Ve aldım şöyle üzerim arkadaşlar. Görev icabı açıldı. Bunların bunlardan bolca yapacağız anlaşılan az önce gösterdiğim craftlar için. E ee, şuradan ben bir şeyler çıkacak diye düşünüyordum. Çıkmadı. Şunu mu yapacağız? Yani herhalde bunu yapacağız arkadaşlar. Yapalım bakalım. Silikon bowl diye bir arkadaş. Hop şöyle. Silikon şu değil mi mikro kristal line evet bu Aa, op, op. Heh, atabildim sonunda bunun için blast furnace'da 32 tane silikona bir tane tiny pile galium birleştirmemiz gerekiyormuş ee tabi yani alışkanlık hep oraya gidiyorum şimdi ee, silikon ee galium tane o zaman şöyle iki tane birleştirelim arkadaşlar. O oh, çalışa dursun. Şöyle yaparsam aldı başladı bile. Oo oh, başladı bile ama çok yavaş. Çok yavaş. oh. 300 saniye arkadaşlar. Kötü oldu. Hmm, bunu da mı? Şunu da alıyorum o zaman şuradan. Hop, şunlar git şöyle şunlar da bu tarafta başlasın içerideki bitmedi. Ee, bit hadi bu içeridekileri al. Al hop aldı. Siz alüminyumlar sonra devam edersiniz. Şu an eğer bu fırınlar böyle çalışırken bir de arkada bu simülatör çalışırsa arkadaşlar Enerjimiz yetmiyor işte. Sadece o fırınlar çalışmazken simülatörü çalıştırabiliyorum ancak. Gel bakalım şöyle yağmurda dursun. Bakalım başka bir şey yapabilecek miyiz? Op op op. Onlar orada ola dursunlar. Her şey yapabiliriz ya. Ha, bu ne? Bu başka tip bir kapır. Bu ne? Double kapasitör. Hmm. Aslında bir ufak bir batarya yapsak kendimize. Advanced kapasitör bank tarzı bir şey yapsak. Iron Man 2. Aa, burada bizim başka jetpack görevimiz de duruyor ya. Ee, bunu yapalım mı? Yapalım bunu ya arkadaşlar. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O sırada da zaten malzemelerimiz oluşsun. Bunu buraya attım. Şu var elimizde çünkü yedekte kullandığımız bizim. Bu var. Elektron plaka gerekiyormuş 4 tane. Onları hazırlamaya başlayalım. Elektron plaka 4 tane. Eskiden her şey hazır hazırdı. Ee, şimdi böyle her biri gerektikçe hazırlayacağız gibime geliyor. Bu şurada ne istiyorsun? Bunlar var. Elektrum biraz daha fazla gerekecek. Dört tane daha gerekecek anlaşılan. Hop. Şunlar elektrum değil mi? Evet. Şöyle 16 tane daha yapsan bize. Gelsen şöyle. Burada hiç daha önce hiç yapmadığımız bir motor var arkadaşlar. Energized bir metal gir. Yaparız, yaparız. Şöyle. Bu, şunu da şu tarafa atıyorum. Bakalım içeride neyimiz var diyecektim. Hiçbir şeyimiz yok. O zaman gel şöyle. iki tane furnace. Bunları ayrına upgrade et. Aa, ah, furnace da varmış içeride. Ondan sonra şunları Cooper'a upgrade Ve Silver'a upgrade Bunlar da varmış içeride. Ve altına upgrade et. Altın istiyordun değil mi? Evet altın istiyormuş. Energetic Alloy Plate. Energetic Alloy Plate'imiz de yokmuş. Hop. Ama Energetic Alloy'umuz çok fazla var. Şuradan. Bunlar daha %65'te. Ha, o bunu da daha önce bir stek almamışım üzerime anlaşılan. Ve sen de al bakalım. Hadi hadi hop bunlar gitti. Şu şu bu sefer de bu açıldı arkadaşlar. Hop hop. Eğer Uranite çok fazla bulamazsam arkadaşlar veya canım kazmak uğraşmak istemezse omni Omnicoin'lerle satın almayı düşünüyorum. Omni yani Omnicoin'leri harcayacağım. Yani çok ihtiyacım olursa onlar aklımda. Merak etmeyin. Bu, bu, e, şundan olması lazımdı içeride ya. Yapmıştım diye hatırlıyorum ben ama şöyle 2 üç, dört tane yaptım. Şu, alloy simetridi. Infinity bir metal. E, gel, iki tane, dört tane yapalım senden. Çünkü bunun upgrade'i de bu olacak değil mi? Evet. 4 tane yapalım. 16 tane enerjetik aloyla birleştirmemiz gerekiyor yani. O hop hop yapamadım. Şöyle. Ee, alloy smelter. Sen gene dur kardeşim. Sizler de gidin. Ben sizi gene ayarlarım. Sandık ne alemde acaba Boşaldı mı Evet boşalmış artık Oluşan her şey direkt olarak gelebiliyor Ve gitmiştir Şu şu artık ne eksik sadece en üstteki şu arkadaş eksik Bir iki tane bunlardan yaptım ve Bir motor Hadi ötekisi de gel İki motor da hallettim arkadaşlar. bunları da bunlarla birleştireceğiz. Hmm. Hop yanlış şeyi tıkladım. Şu, şu, şu. A, gold rodumuz yok mu? Gold muydu bunlar? Elektron muydu? Electrum rod. Electrum rod olması lazım aslında ya. Yaptırmıştım ben biraz diye hatırlıyorum ama maalesef yaptırmamışım. Rot gel bakalım. Birazcık da rot yapsın. Sizler ne alemdesiniz? Bittiniz anlaşılan. Şu üzerime aldım arkadaşlar. Ve ding dong bir tane de yedekten yaptım. Şöyle dönüyorum bu tarafa. Evet, bunu da halletmiş olduk. Ee, bir şey açılmıyor. Hani o taraftan gidecektik. Ah. Yani şeklinden dolayı da bir şey açılmaması normal ama şu kapasitörden dolayı açılması lazımdı diye düşünüyordum. Şunları mı yapacağımız gerekiyor? Basic canning machine. Antimony. Antimony. Dust. Battery alloy ingot. Ha, dur bakayım şurada ne yazıyormuş arkadaşlar. Diyor ki Evet diyor low voltage bataryaları yapmak çok kolay diyor. Very simple diyor. Fakat ee, daha efektif, daha güçlü, daha şeyleri, daha büyük şeylere ihtiyacımız var gibi bir şeyler diyor. Tiny pile antimony can be obtained the centrifuge impulse. Stub night dust. Stub night dust'tan antimony elde edebilirsin. 9 tane tiny'si bir dust eder gibi bir şey diyor arkadaşlar. Şunlardan bahsediyor herhalde. Ama bizde şey var ya. Anti manti bir şeyler olması lazım. Antimoni. Evet var. Bunlar dust'a çevrilmiyor mu? Yok çevriliyor. Pulverizer'a girerse çevriliyor. Tamam. O zaman sen de şöyle bir 32 tane ol bakalım bize. Dişlilerimiz oldu mu acaba? Daha doğrusu rotlarımız Şu, 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 bir, iki tane bunlardan yaptım arkadaşlar Ve bir tane motorumuz İkincisi nerede? İkinci motorumuz hmm, Şimdi Şu jetpack'in zırhını çıkartayım ben bir Ondan sonra şuradaki kapasitörümüzü de feda edelim ve bir şey daha eksik ama ne eksik? Yok iki tane. Hop, bu buraya. Bu da buraya. Ve Reinforced Jetpack'imiz. O Fluxing içindeki bütün enerjiyi yedi ya. Çakal. Ee, bunu şeyle birleştiriyor biliyor muyuz? Aa, bu görevimiz de açıldı. Şu eski zırhla birleştirebiliyor muyuz? Birleştiremiyoruz. Bunu üçüncü seviye bir zırh yapacağız değil mi? Aa, armor. Pop pop pop. Şu muydu? Invar. Invar plate'lerle yapılıyormuş basit. Olması lazım. Var mı elimizde? Varmış. Hop hop hop. Gel sen de. Sen o zaman bronz olan içeri git. Hemen zırhını da ekleyeyim arkadaşlar. Ve ben artık kendime bir tane şey yaparım. İkinci bir flux kapasitör daha yaparım onu harcadık Gel bakalım sen şöyle Sen de şöyle dur Hover mod Evet gayet güzel Hızı da fena değil artık arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu neymiş ya ha, Petrol var zannettim orada Hop hop Zaten hız için pek problem yok da gene burada da belki artık sağa sola uçarak bile gidebiliriz. Normal yürümekten daha hızlı oldu herhalde. Yani hemen hemen. Neyse hem güzel oldu hem de görev halletmiş olduk arkadaşlar. Bunu da aldım. Hem de 25 omni bir görevmiş. At içeri gittim bakalım. Ee, geri dönüyoruz. Antimonilerle uğraşıyorduk değil mi? Hop, bunu at bakalım. E bunların dust'ını dust'ını bulmaya çalışıyorduk. Evet, daha doğrusu atmıştık. Antimony dust'lar. Hop. Açılmayacak ama görevi şöyle onlardan bir tanesi olmuş olur herhalde. Evet. E battery battery alloy ingot. Battery alloy ingot denen şey neymiş? Alloy Smelter'da antimony ile lead'i birleştiriyormuşuz. Gel bakalım. Lead e, fena değil. Şöyle şöyle olsun. Alloy Smelter gelsen gelsen. Şunlar da şöyle gitsin. Tamam. Onları toparlayacağız. E, battery Alloy ingot oluşacak galiba, değil mi? Hop gitti. Yakalar mıyım acaba dedim ama yakalayamadım. Battery alloy ingot arkadaşlar. Bu da tamam olması lazım. Basic canning machine. He. Ha bu low bir makineymiş zaten ya. Ee, yapabilecek miyiz? Bakayım. İçeride hiç circuit'ın olduğunu zannetmiyorum. Bir tanecik varmış. Şurada var mı hazırda? yok. Ne kadar güzel. Red alloy cable, red alloy tüp. Tüpümüz yok. Vakum tüpümüz yok. Şu. Evet oldu. Yapabildik mi? 10 tane daha yaptım. Artık bunları buraya atalım. Ama tabi atmak için baştan almak lazım değil mi? Ve sen de git şöyle. Neydi bu makinenin ismi? Şu şuradan şu tarafa atayım arkadaşlar. Gel bakalım sen. Ee, bir tane şase, bir tane de elektrik pampa ihtiyacımız var. Şase gelsen bir tane. Bir de şu. Bir de pump. Pump, pump, pump. Pumplar nerede? Şurada mı? Buradaymış. Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Paper. Paper ring var. Tin cable. Tin cable var. Motor var. Bu yok. Bu gene bir şey yok. O rotorumuz yok bu seferde. Şöyle iki tane rotor yaptım ve bir tane de pompa yaptım. Gelseniz şurada birleştirelim kardeşim ve garip bir makine. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Basic. Şöyle bir şeyine bakayım. Öyle. E, bunları zaten elle yapıyoruz bu kraftları şunun ha ha medium e, voltaj bataryaları şunları yapabiliyorduk arkadaşlar hop gösteremedim dur bir saniye şunları zaten elle craft edebiliyorduk crafter'da şöyle bu şekilde ama medium voltaj makineleri şunları yo ha şu iç içerisine lidiumları koyamıyorduk. Aynen. Ancak bu şekilde koyabiliyormuşuz. Ee, yapalım o zaman. Bunlardan da yapalım biraz. Muhtemelen isteyecek bizden. Ee, medium voltaj bataryalardan en güçlüsü lidyum mu? 36000 360.000 400.000 420.000 kadmiyum 128.000 72 azalıyor. Kadmiyum daha iyi iyiymiş aslında şu. Ama bunun kadmiyum. Kadmiyumu nasıl elde ediyoruz? Aa, bu ne? Sephirite oradan kadmiyum çıkıyormuş. Ama pulverizer bu iki slotlu pulverizerlardan. Kadmiyumun kendisi olduğunu zannetmiyorum bizde arkadaşlar. Bakalım bir şansımızı deneyelim olmazsa lüdyum yaparız Kadmiyum Yok böyle bir şeyimiz yok arkadaşlar Lüdyum Lüdyum Şöyle bolca var lüdyumumuz Ama High voltage Dur bakayım ya görevde herhangi bir şey isteyecek mi İstemedi. istemedi. İlginç. Bir yerlerde açılacaktır muhtemelen ama. O zaman şuradan bulup atayım. Medium voltage battery. Hop. Buraya. Medium voltage battery. Şu mu? Sodyum, lityum. Şu 400 binliği yapalım o zaman arkadaşlar. Kadmiyumumuz yok elimizde. Şu, şu. E, copper kablo battery alloy plate. Ha. Bu yüzden istediğin sen bunları yapmamızı. E, ee, bir tanecik yapabileceğiz ki. M. Hmm. Op, op, op. Bateri. 4 kere 5 20 5 15 tane daha çıkartsak buradan. Şöyle ve şöyle. 5 tane oluyor değil mi bunlar? Aa 6 tane ile oluyormuş. 6 kere 4 24 o zaman. Hop şöyle olsun. Şunların tamamını değiştiririz arkadaşlar. Sen de git şöyle. Ama bir tane yapayım ben. Ondan sonra devam edelim başka şeylere. Şu, şu, şu. Eee, copper cable. Hop şöyle biraz copper cable yaptım. Bu, bu. Diğerleri de oluyor arkadaşlar. Ve 8 tane ile birleşiyormuş. 8 tane ile birleşiyormuş. Yeni makinemizde şunları birleştirelim. Sen git. Hop. Sen de git. Şöyle mi koyacağız? A, enerjisi yok ki. Haliyle çalışmaz değil mi? 4x Conductive kablomuz. Hop. iyi. iyi. Yeni jetpack'i sevdim arkadaşlar. Hadi bakalım bize birleştir. Bir tane batarya yap. Sen bir tane yap. Bana kayıt dışı yapmaya bol bol iş çıksın. Getir bakalım şöyle. 400k EU tutabiliyor arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Bunlar ne kadar? 100 tutuyordu. Bunlar 400 tutuyor. 4 katı daha fazla. Yani bilmiyorum hepsini e, Orta seviye bataryaya çevirmeye Gerek var mı arkadaşlar ama Yani elinde sonunda Çevireceğiz ama şimdi var mı bilmiyorum Soldering Alloy ee, Bu bunu mu açmamız Gerekiyor ki yani Şurada galiba Ha Bu göre bunu Yapmamız gerekiyor ki buradan devam Edelim herhalde buradan açılacak arkadaşlar Çünkü bu da Janjanlı gördüğünüz gibi hmm. ama bu bildiğim kadarıyla bir şey ya ee, multi blok bir fırın evet böyle bunu yapmak kısa sürmez uzun sürer gibime geliyor şuradaki son görevi de bakalım arkadaşlar onu bir sonraki bölüme bırakalım bu neymiş soldering alloy alloy, alloy bagat soldering alloy bu nasıl yapılıyormuş? Alloy Smelter'da antimon ile tini birleştiriyormuşuz. Hop. Antimon ile tin. Burada antimon da varmış üzerimde. Alloy Smelter. Ben kaldırıyorum onlar geliyorlar haliyle. Hop, olmadı. Niye olmadı? Ha, tin alloy ingot koyuyormuşum ya. Formülleri yazmasa göremeyeceğim arkadaşlar. Tin, tiningot bunlar. Hepsi birbirine benziyor. Bir sürü de malzeme olunca gel sen de ve evet sonunda yapmaya başladı. Gene gidin. Tamam. Birazdan halledeceğim sizi. Acele etmeyin. Bir kova istiyor? Şuraya attım arkadaşlar. Flute Extractor'la çıkartabiliyormuşuz biot extractor'ımız bu. Boş mu? Boşmuş. Gel 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 gel. Neydi bunun? Soldering alloy. Aa daha önce yapmışız biz bunu. Nereden yaptık ki biz bunu? Ha belki sandıklardan falan bulmuş olabilirim arkadaşlar. Bilemiyorum. Daha yapmadık yapmadığımızı eminim Ama muhtemelen sandıklardan çıkıyormuş Demek ki Ve sen de gel bakalım bir tane de Boş kovamız vardır muhtemelen Ve E Seni nasıl alacağız ee, Tankla mı alabileceğiz Hop hop hop. Şöyle bir tankımız olması lazım içeride birkaç tane. Bir tanecik mi var? Bir tanecik varmış. Hop. Allah Allah. Kova alamıyoruz. Tankla alabiliyoruz. İlginç. O zaman gel. Ha bir kova olmadığı için alamıyoruz. Bir kova mı illa yapmamız gerekiyor? Görev ne istiyor? Bir kova istediğine göre bunlardan biraz daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O oh, şöyle gel bakalım. Ben bir ingotluk sıvı isteyecek zannettim ama zaten bir ingotluk istese de pipet falan lazım onu kova olmadıktan sonra alamayız değil mi? Gel bunları bize böyle sıvı hale getirtiyorsun ama sıvı halde kullandırmayacaksın muhtemelen. Nerede kullanıyor? O kullanıyormuş be. Ama daha bunlara çok var ya. Kaçıncı seviye bunlar? Nano CPU. Fiber, miber. O da o. Ultra. Ne? Lu voltaj. Sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Ama sıvı olarak kullanacakmışız anlaşılan bunu. Ee, gel şöyle Evet artık alabildik arkadaşlar. Açılacak mısın? Açıldı. Bunun da görevini alalım şöyle. Ödülünü alalım. Evet şunun açılması bu tarafa doğru devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama bunun için low voltage chemical reaktör için şunu yapmamız gerekiyor. Pyrols oven. Herhalde o tip bir şeydir. Ama multi bir blok, multi blok bir makine. Bunu bir sonrakine bırakalım. O zaman bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.